Finder Opta PLC elime geçer geçmez üzerinde birkaç saat inceleme yapmıştım. Denemelerden sonra videoları sıcağı sıcağına çekmeye başlamıştım. Hatta ilk videoda Finder Opta PLC'yi Arduino PLC'yi de programıyla programlamıştım. Orada bir bağlantı sorunundan bahsetmiştim. Benden başka bu sorunu yaşayanların olduğunu forumlarda yazdıklarını benim de bir şekilde çözdüm ama neyi nasıl yaptığımı hatırlamadığımı söylemiştim. Bağlantı sorunuyla ilgili nasıl çözüldüğüne dair bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Şöyle bilgisayarıma geldim sağ tuş, özellikler. Burada aygıt yöneticisi var. Tıkladım. Şu anda komportun durumunu göstermek istiyorum size. Yani USB portun durumunu göstermek istiyorum. Geldi. Şu anda herhangi bir COM portlu USB'de bağlantılı eleman yok. LPT standart olarak var. Paralel port. Opto'yu takıyorum USB'den şu anda com1 ve com4 geldi yani opto ile şu anda usb port arasında bir haberleşme başlatıldı bunu kapıyorum olayı biraz daha zorlaştırmak için arduino 7 programını açtım şu anda bir tane boş dosya oluştu şimdi buradan tools menüsünün altında boarda geliyorum programlayacağım cihaza arduino mbat os opto boards var tıkladım bunu. Onu programlayacağım. Opto'yu. Şuradan da seçilebiliyor mu? Seçilebiliyor. COM1 ve COM4 görünüyor burada. Otomatik olarak geldi. Yine de portlara bakalım. COM1 ve COM4. Şimdi bunlardan bir tanesiyle tıkladım COM1. Bunu gönderelim. Boş bir dosya gönderiyorum. şu anda gönderdi. Benim daha önceki programda üstündeki yeşil led yanıyordu. PLC ile programlamıştım söndüm. Yani içerisine bir tane dosya gitti. Kapatalım. işleri biraz daha zorlaştırıyorum. Ne yaptım? Finder Opta'yı Arduino IDE programını içerisine boş bir dosya attım. Yani en son Opta'ya iletişim, programlama Arduino IDE ile yapıldı. Arduino PLC IDE programını açıyorum. New Project oluşturuyoruz bir tane. Bağlantı diye. Resources'a geldi. Bakın burada da COM1 geldi. Otomatik. Başka bağlantılar neler var? Online. Özür. Yanlış. Online Setup Communication. Modbus. Properties. COM1 var sadece şu anda. Şu anda sadece COM1 var. Cancel. Cancel zaten buraya da gelmedi. Download diyorum. Sistem dosyalarını gönderiyor şu anda. PLC ile programı Opton içerisine. Aşağıdan takip ediyorum. gönderdi şu anda yapılan işlemle plc'de programı optanın içerisinde kendi sistem dosyalarını gönderdi online setup communication'a geldik properties bakın com1 ve com4 açıldı demin com1'den göndermiştim cancel cancel şu connect olmayı deneyeceğim şu ya da online connect şu anda connect oldu. Şu aşağıda görüyorsunuz zaten yeşile döndü. Bir tane yeni proje oluşturalım. Ha oluşturduk özür. Yeni bir dosya yapalım. Program dosyası. Startsın. Bunları anlatmıştım daha önceki videoda. O yüzden üzerine çok durmuyorum. Resources. Let output. Birine bir isim verelim. Geldik. Geldik bunun içerisine. Bunu Kontağı sildim. Direkt yapacağım dedi. Bunu gönderiyorum. Şu download piyasi kod olabilir. Online download kod olabilir. Compile yapacak. Yap bakalım. Sıkıntı yok. Gönderiyor. Demin compile yap. Şimdi gönderiyor. Bakın şurada ne diyor? Waiting for upload port diyor. Hata verdi. Tamam online setup communication properties 11 com ok ok connect oldum error verdi online setup communication properties 14 com ok ok bakın connect otomatik bağlandı şimdi geliyorum online setup communication properties 11 com ok ok 11'e çektim şimdi gönderiyorum şuradan tıkladım ya da yukarıdan error düştü. Işte. Properties tekrar com 4'e çektim. Connect. Şu anda Opto'nun üstündeki yeşil led yanıyor. Yani şu projem Opto'nun içerisinde. Online'da oldum. Bağlantı yaptı. Gönderdim. Şimdi benim anladığımı söyleyeyim size. Şuraya gelelim. Online. Setup Communication. Properties. Şimdi COM1 ve COM4 üzerinden işlem yapıyor. Bunu sırasıyla denemeniz gerekiyor. Burada program yani PLC IDE programı benim bilgisayarımın COM USB üzerinden bağlandığında komportlarını kullanırken çakışma yaşıyor. Anladığım o. Burada önce bir online olun. Online olduktan sonra programı o şekilde gönderin. Ve gönderirken de bir başarısızlık yaşarlarsanız şuradaki komportları portları değişin. Az önce değişmiştim. Çalışmamıştı. Şimdi değiştim. Tekrar çalıştı. Bu Arduino ya da şöyle söyleyeyim PLC IDE programının benim bilgisayar portlarını kullanırken yaşadığı bir çakışma sorunu. Finlerden dönüş geldi. Ben bir önceki videoda ne ne demiştim size? Bu Arduino e, düzeltiyorum PIC ile programının 1.0.3 versiyonu. Çok yakın zamanda 1.0.4 versiyonu çıkıyor ve o programda bu sorun çözülmüş olarak gelecek. Yani burada benim elle yapmış olduğum ayarlamalar yani bağlantı komportunu ben burada elle belirliyorum. Otomatik olarak boş komport üzerinden program kendi gönderecek. Bu denemeleri yapmayan arkadaşlar bayağı bir zorlanmışlar. Şunu da söyleyeyim. Bir de siz bu bağlantı yaparken demin Arduino'yu da programını açmıştım ya. O mesela seri ekran açıksa da bu sorunu yaşıyorsunuz. Yani bu komportların boş olması lazım. Program şu anda bunu otomatik yapmıyor. Biz elle boş komportu yakalayıp şeyi göndermemiz gerekiyor. Projeyi göndermemiz gerekiyor. Ama bir sonraki 1.0.4 versiyonda bu düzelecek. Sorun yaşayan arkadaşlar için kısa bir video çektim. Bundan sonra Finder Opt Opto PLC'yi işte zaman röleleri ve sayıcı gibi programlama şekillerinde anlatacağım videolar yayına girecek. Ondan sonra da döneceğim Arduino IDE programıyla programlamayı anlatacağım. Bu şekilde Opto'yu anlattığım birkaç video daha yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek